Evet, biliyoruz Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Musa Annebine Aleyhisselam'ın kıssalarını anlatırken onun Allahu Teala'yı görmek istemesiyle ilgili bir kısmı vardır. Çoğunuz biliyorsunuz. Hazreti Musa Annebine Aleyhisselam "Ya Rabbi seni görmek istiyorum." dediğinde Allahu Teala ne buyurmuş ona? "Len tarani." demiştir. "Sen beni göremezsin ya Musa." demiştir. Bu "beni göremezsin" ayetini tefsir ederken alimler diyorlar ki yani Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki "Sen bu başında bulunan gözlerinle beni göremezsin." Yani baş gözlerinle beni göremezsin dedi. Onun manası oydu. Sonra Allahu Teala diyor ki "Fanzuril Cebel, şu dağa bak." diyor dedi. Cenab-ı Allah tecelli etti, nurunu tecelli ettirdi. Artık onun yorumları var. Dağ bir anda paramparça oldu, dağıldı, gitti. Yani insanın baş gözleri o manada böyle bir şeyi görmeye istita etmez, gücü yetmez. Bu ayette bu hüküm çıkıyor. Şimdi Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Sırrahu'l Aziz Hazretlerinin teveccühte okunan bir kısım vasıfları vardır. Bizim bu hatmede okuduğumuzun dışında bir de teveccühte ve bir de onun meşhur olan bir lakabı vardır. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin. Eşşeyh Muhammedinül Uveysiyyül Bukhari filan diyoruz. Ama onun en meşhur lakaplarından birisi Elbazi Eşheb'tir. Elbazi Eşheb. Elbazi Eşheb, Ak Doğan demektir. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine Kudüs-i Ruhu, sonradan gelen veliler, sonradan gelen büyük zatlar, Allah'ın salih kulları Elbazi Eşheb ismini vermişlerdir. İslam edebinde ve adabında sevgili kardeşler hürmetin yani saygı göstermenin şekli olan birkaç şartı vardır. Bu şartlardan birisi yalın ayak olmaktır. Nitekim Hazreti Musa, yine Hazreti Musa ile ilgili örnek vereyim. Allah-u Teala ile görüşmeye gittiğinde Cenab-ı Allah diyor ki, Es-Sa'idu Billah ona buyuruyor, فَخْلَعَنْ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا ayaklarındaki nalınlarını çıkar ya Musa. Yani bundan sonra yalın ayak yürü. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا çünkü sen şüphesiz kutsal Tuva vadisindesin. Biliyorsunuz İhramdayken, tavaf ederken, ihramlı bir şekilde tavaf ederken ihramın şartlarından birisi nedir? Başın açık olmasıdır. Yani halk dilinde hani başı açık, yalın ayak denilen bir tabir vardır ya. Bu aslında çok da boşa çıkan bir şey değildir yani. Boştan çıkarılmış bir şey değildir, bir deyim değildir. Yalın ayak, başı açık olmak Allah'ın huzurunda Cenab-ı Allah'a karşı zilletin ve edebin, saygının bir timsalidir. Yani bunlar böyle halk arasında bilmeyen bazı kesimlerde bu edep, bu saygı kuralı, bu üçü yani ayaklarının çıplak olması, yalın ayak yürüme, kutsal bildiğin bir yerde başın açık olması, o da ihramla ilgili Allah'ın evini ihramlı bir şekilde tavaf ve sa'y ederken ihramda bulunduğun sürece başını örtmenin yasaklığı ve bir de gözleri yummak. Bunların üçü edep ve saygının neyidir? Timsalidir. Yani örnekleridir. Edep ve saygının gereği olan şartlardır. Şimdi gözleri yummak. Nakşibendi tarikatında bir usuldür. Nakşibendi tarikatında bu yola mensup olan kişi hem rabıtasını kurarken, hem virdlerini çekerken, hem hatme-i haceganda, hem de teveccühte gözlerini yumar. Ve bu amelleri yaptığı sürece, ameller boyunca da gözleri yumuk olmak zorundadır. Bu amellerin şartlarından birisidir. Bu yüzden Şah-ı Nakşibend Hazretlerine Ak Doğan Elbazi Eşheb ismi verilmiştir. Büyüklerden birisi bu yolun özelliğini anlatırken Sadi-i Şiraz'ın Kudüs-i Ruhu bir sözünden hareket ediyor. Sadi bir şiirinde diyor ki eğer boğaz derdi olmasaydı diyor ne avcı tuzak kurardı ne de av o tuzağa düşerdi. Bizim boğazımız nedir? Bizim boğaz derdimiz var tabii hepimizin var. Bu yola girenlerin boğaz derdi nedir? Kalbidir değil mi? Kalbinin açlığını gidermektir. Kalbi için ihtiyaç olan şeyi kazanmaktır.
Büyükler, Sadat-ı Kiram demişlerdir ki bu yola giren bir insan, bu Nakşibendi Sadat'ın yoluna giren insanın hayatında ilk öğrenmesi gereken şeylerden birisi avcılıktır. Yani manevi yönden avcılıktır. Bu yola giren kişi hem avdır hem de avcıdır. Her ikisini de beraber yerine getirecektir. Doğan kuşunun Şah-ı Nakşibend Hazretlerine lakap olarak verilmesinin sebebi şudur. Doğan bir avcı kuşudur biliyorsunuz. Doğanın bir özelliği vardır. Avını gözetir, gözetir, gözetir. Her şeyini, yönünü, pozisyonunu, hızını, mesafesini ayarlar. Doğan kuşu tam avına atladığı an gözünü yumarak avını yakalar. Gözünü açtığı an hedefini şaşar. Bu doğan kuşunun özelliğidir. Yani avını tam yakalamaya kendisini attığı an, avının üzerine atladığı an gözünü yumarak atlar. Bu yolda da bu yolun mensubu olan kişi bu yol boyunca ne elde edecekse gözlerinin yumuk olduğu o zamanlarda elde eder. Anladınız değil mi? Yani demek ki av ve avcı olmak bu yolun usullerinden, bu yolun mensuplarının hiçbir zaman aklından çıkarmaması gereken şeylerden birisidir. Bu yüzden büyük zatlardan birisi çunan kidani şudan şikara diyor. Bu yolun mensuplarına nasihat ederken sen diyor hangi ekmeği koydun ki hangi avı yakalamayı düşünüyorsun? Ekmek orada nedir? Ava kapana konan tuzak demektir. Yem yani. Anladınız değil mi? Hangi yemi koydun ki neyi yakalamayı düşünüyorsun diyor. Yem işte rabıtadır. Yem bu yolda hatme-i hacegandır. Yem bu yolda evrad-ı şeriftir. Yem bu yolda nedir? Teveccühtür. Yani bizim kendimizi büyüklerin huzuruna teslim etmemizdir. Bu amellerle uğraşmak bir avcının tıpkı istediği şeyi elde etmek için bıraktığı yeme benzer. Yem salih ameldir. Yem daha doğrusu bu Nakşibendi yolunun salih amellerinde asıl olan şey her an huzur halinde olmak demektir yani. Her an her şeyi alabilmeye, kazanabilmeye hazır olmak demektir. Bu hazır olmanın usulü bu yolda şartlarından bir tanesi nedir? Gözünü yummaktır. Şimdi gözü yummanın hikmeti nedir? Virdini çeken insana ne diyoruz? Gözünü yum diyoruz virdini çekerken. Efendim mesela rabıta kurarken gözünü yum. Hatme boyunca gözünüzü yumun diyoruz. Açmayın diyoruz. Teveccühte de göz yumulur. Hatta büyükler, çok çok büyük zatlar sohbet esnasında da gözlerini yummuşlardır. Yani mesela onların bir sükuti sohbeti vardır. O kendisinden rivayet edilen zatlar vardır. Mesela şeyh oturur, bütün müritleri otururlar. Herkes gözünü yumar. O anda orada bir sohbet döner o cemaatin içerisinde. Kalpten kalbe bir sohbet döner. Bu yüzden Şeyh Abdurrahman-ı Tahir böyleymiş mesela. Seyda-i Tahir Kudüs-i Sirru Hazretlerinin meclisinde pek kimse gözünü açmazmış. Otururlar gözlerini yumarlarmış. O mana onların kalplerine Allahu Teala tarafından Cenab-ı Allah'ın izniyle verilirmiş. Bu yüzden Şeyh Abdurrahman-ı Tahir Kaddesallahu Sirruhul Aziz bizim sükutumuzdan anlamayan sohbetimizden hiçbir şey anlamaz diyor. Bu manada bu büyüklerin sükutu onların huzur halindeyken ki haline muttali olabilmek ama o anda senin de huzur halinde olabilmen bu gözünle, kulağınla dinlerken, bakarken, ederken elde ettiklerinden kıyaslanmayacak kadar kat kat fazlasını Allahu Teala elde etmeye sizi muktedir kılar yani. Bir kere gözü yummanın birinci sebebi, bir kere göz yummak bir saygı ve edeptir büyüklerin huzurunda. İster bu amelleri elde eda ederken, isterse de mürşidinizin huzurunda otururken gözü yummak, en azından bakışlarınızı önünüze eğmek. Yani direkt kendi önünüze bakmak, yani bu yolda edebin ve saygının bir gereğidir. Mesela Hatme-i Kacagan'da ismi okunan, silsilede ismi okunan Sadat-ı Kiram'ın ruhaniyetinin oraya geldiğine inanılır, gelir. İnanılır derken biz kendimiz için biz inanıyoruz ve biliyoruz elhamdülillah. Bu yüzden o büyük zatların, o temiz, pak ruhaniyetlerin bulunduğu yerde gözleri yummak onların ruhaniyetine bir saygı gereğidir. Hatme-i Kacagan'da göz o yüzden yumulur. Mürşidin huzurunda, rabıtadayken de göz yine saygıdan dolayı yumulur.
Evrad-ı Şerif'te ise gözü yummak, virdini çekerken gözü yummak ise birçok hikmetleri vardır. O hikmetleri şimdi sırayla söyleyeceğim. Demek ki gözü yummanın birinci faydası ve birinci şeyi nedir ismi? Sebebi edeptir, saygı göstermektir. İkincisi gözü yummanın, bu amelleri yaparken gözü yummanın ikinci sebebi dünya ile olan alakanızın, görsel ilişkinizin kesilmesidir. Yani bir yere bakarken mutlaka aklınız ve dikkatiniz de oraya gider. Ne kadar kendinize hakim olursanız olun, mutlaka dikkatiniz, yoğunluğunuz ve aklınız baktığınız şeyle ilgilenir. Bu yüzden büyükler insanın içine dönebilmesi için, kalbine yönelip kalbine gömülebilmesi için ve dünya ile, zahiri dünya ile görsel diyorlar ya, öyle, öyle ifade edeyim benden, temasın ve alakanın kaybolması için gözü yummanın bu yolun şartlarından birisi olduğunu söylemişlerdir. Sebeplerinden biri de odur. Dikkatini toplamak. Yalnız göz yumarken kardeşlerimiz bir şeyi yerine getirmiyorlar. Bugünden sonra onu yerine getirin. Bakın göz yummanız bugüne kadarkinden çok daha fazla anlamlı olacaktır. O zaman bu göz yumanın sırlarından birine vakıf olacaksınız. Gözünüzü yumduğunuz an, gözünüz yumukken, gözünüz kapalıyken kalbinize bakın. Anladınız değil mi? Gözünüz açıkken değil. Bunu hiç yapmadınız belki bugüne kadar. Ama hem rabıtada hem mürtte. Gözünüzü yumduğunuz an bakışlarınız, gözünüz kapalıyken bile bakışlarınız kalbinizde olsun. Hemen çok kısa bir sürede kalbinizle nasıl çok rahat bir şekilde irtibata geçtiğinizi göreceksiniz. Çünkü sizin Allah'a açılan kapınız kalbinizdir, gözleriniz değildir. Sizi Allah'a yaklaştıracak olan kapı ve yol alma yeri kalptir. Cenab-ı Allah'a ait Celle Celaluhu ve sevginin, yakınlığın, huzurun bütün tecellilerinin geleceği yer kalptir. Bu yüzden kalbe vakıf olmak, vukufu kalbi diye, bu Nakşibendi tarikatın usullerinden birisidir. Vukufu kalbi, yani kalbe vakıf olmak, kalbe hakim olmak, kalbe göz kulak olmak, kalbi korumak, kalbi kollamak. Hangi kelimelerle ifade ederseniz ediniz. Bunun şartlarından birisi gözünüzü yummak ve gözünüzü yumduğunuz anda kalbinize doğru dikkatinizi mümkün mertebe şey yapmaktır, nedir ismi, yoğunlaştırmaktır. Bugün en rahat yol olur. Gözünüzü yumduğunuz an vir çekerken rabıtada bunu deneyin. Hemen farkı göreceksiniz. Kalbinize bakın. Kalbinize bakıyormuş gibi bakışlarınızı o şekilde çevirin yani. Bu yüzden demek ki birincisi edep, saygı gereği. İkincisi de kalbe hakim olmanın, kalbe yoğunlaşmanın, kalbe doğru yönelmenin ve kalple irtibata geçmenin, insanın kendi kalbiyle irtibatı, ama kalbinin el esiri olarak değil, kalbine muttali olarak, kalbin üzerinde hakim olarak irtibata geçebilmesinin hikmetlerinden birisi de, yani şey yollarından birisi de gözü yummaktır veya gözü yummanın hikmetlerinden birisi daha doğrusu kalbe vakıf olmaktır. Bir diğer üçüncüsü de mesela vir çeken kardeşlerimize biz gözü yummanın ötesine bir de yüzünüze bir tülbent atın deriz. Bir örtü üzerinize, başınıza örtün. Büyükler demişlerdir ki o örtü bile sizin vird esnasında dikkatinizin, aklınızın, fikrinizin, zihninizin sağa sola doğru kaymasını ne yapar? Önler. Bu yüzden vird boyunca, hatme boyunca ve rabıta boyunca gözün açılmaması gerekir. Gözlerin kapatılması bu yolun usullerinden birisidir. Bir üçüncü gözü kapalı tutmanın hikmetlerinden birisi de odur. Bir üçüncü hikmet de şudur ki gözünüz kapalı olduğu zamanlarda büyüklerin nazarı size gelir. Büyüklerin nazarı size bilhassa gözü, çünkü gözünüzün kapalı olduğu an dikkatinizin yoğunlaştığı andır. Gözünüzün kapalı olduğu an kendinizi her şeye hazır olarak teslim ettiğiniz andır. Gözün kapalı olduğu an daha doğrusu daha çoğu zaman, yani pek size verilecek şeye direnemeyeceğiniz ve müdahale edemeyeceğiniz andır. Gözün kapalı olduğu an gaybu bent dediğimiz, yani bir hoşluk dediğimiz, yani böyle uyku uyanıklık arası kendinizden birazcık böyle geçer gibi olma halinin size gelmesinin yollarından birisidir.
Bu yolda bu çok önemli bir şeydir. Yani sizin o gözünüzün yumuk olduğu anda böyle tabiri caizse biraz kendi kontrolünüzün elinden alınması. Bu yola mensup olanlar bunu şöyle veya böyle yaşıyorlar. Bilhassa Medine'de, Mekke'de çok daha, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme'de çok daha yoğun yaşanıyor. Bir anda sanki böyle uyanıksınız ama uykuda da değilsiniz. Ama uyanık da değilsiniz yani tabiri caizse. Bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığınız şeylere müdahale etme imkanınız yoktur. Yani tıpkı rüya gören kişinin rüyasına müdahale etme imkanının olmadığı gibi bir şey. Bu yüzden o gaybet hali dediğimiz hali, gaybet deniyor buna. Beyhudluk deniyor. Yani ya birazcık aklınızın başından alınması, yani birazcık kendinizden geçmeniz tabiri caizse. Bu hallerin de insanda meydana gelebilmesi ve bazı bilgilere kavuşabilmesi için gözlerini yumması esastır. Yani bu sebeplerden dolayı bu tarikatın usullerini, vazifelerini, amellerini yaparken gözü yummanın ilk önemli şart olduğunu bileceğiz. Bir de bu amellerin ikinci bir şartı da hem başında hem sonunda. Hatmede de, rabıtada da, virtte de biliyorsunuz. Başlarken 25 defa estağfirullah deniyor. Bitirdikten sonra da 25 defa estağfirullah deniyor. Başta 25 estağfirullahın sebebi böyle mukaddes bir görevi, çok büyük bir şeyi, kalbinizle ilgili çok mühim bir vazifeyi yerine getirmeye başlayacaksınız. Oraya temiz bir halde gitmek. Yani o vazifeye temiz bir halde başlamak, o huzura günahlardan arınmış temiz bir halde gidebilmek için o ana kadar istediğiniz bütün günahlardan tövbe etme niyetiyle 25 defa estağfurullah bu yolun usullerinden birisidir. Peki rabıtayı kurdunuz, 25 estağfurullah dediniz, rabıtanızı bitirdiniz. Rabıtayı bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Yine 25 defa estağfurullah dedikten sonra gözünüzü açıyorsunuz. Bitirdikten sonraki hatmede de öyle, virtte de öyle. Bitirirken niye 25 defa estağfurullah deyip gözlerimizi açıyoruz? O vazifeyi yerine getirirken bir sürü kusurlarımız, eksiklerimiz olabilir. Hatalar işlemiş olabiliriz. Rabıtada, virtte, kalbimiz dağılmış olabilir. Başka şeyler kalbimize gelmiş olabilir vesaire. Bu vazifeleri veya hatmemizde bir hatalar, yanlışlar yapmışsak o yanlışlardan, o hatalardan dolayı Allah'ın bizi affetmesi için 25 defa estağfirullah diyoruz. Bir de gözünüzü yumduğunuz dönemde o anlarda, yani rabıta anında, virid anında, hatme anında sizin kalbinize gayri ihtiyari gelen duygular, düşünceler olur. Tabii bu düşünceleri def edeceksiniz. Yani farkına vardığınız an üzerinde durmayacaksınız. Bu çok önemli bir şeydir. Vir çekerken rabıtada buna çok dikkat edin. Aniden bir şey, kalbiniz bir yere kayıp gitmiş gibi, bir yere sanki bir yolculuğa çıkmış gibi farkına vardığınız an tekrar hemen kendinizi toparlayacaksınız. Anladınız değil mi? Bu kalbinizin dağınıklığın artması değil, sizin kalbinizdeki dağınıklığın farkına varış miktarınızın artması demektir. Buna devam ettikçe, rabıtaya, virde, hatmeye devam ettikçe bu dağılma hali ve sıklığı gittikçe artar. İlk başlarda uzun bir süre gittikçe artar. Hatta bazen arkadaşlarımız şikayetçi olurlar. Yani fayda görmediklerini, gittikçe hallerinin kötüye gittiğini zannederler. Halbuki kötüye gitmiyor. Sizin uyanıklığınız artıyor. Gittikçe uyanma miktarınız, farkına varma miktarınız artıyor. Anladınız değil mi? Çünkü bu aynı neye benzer? Vesvesesinden dolayı gelip kendi imanından şikayetçi olan sahabiye, kalbime özel sese geliyor. Ben münafık oldum ya Resulallah diyen sahabiye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülümseyip, tebessüm edip, bu temiz bir imanın bulunmasının alametidir diyor. Şimdi kalbe gelen vesvese niye iman alameti oluyor? Çünkü kişi onun vesvese olduğunu biliyor. İmanı olmasa onun vesvese olduğunu bilmez. İmanı olmasa onun farkına varmaz. İmanı olmasa ondan rahatsız olmaz. Anladınız değil mi? Bu yüzden bir kişi vesveseden bahsediyorsa, itikadi konularla ilgili vesveseden bahsediyorsa, kalbine bir kısım vesveselerin geldiğini söylüyorsa, bu temiz ve güçlü bir imanın sahibi olduğunu gösterir. Aynen bunun gibi bu amelleri yerine getirirken, bunlar hep kalbi ameller. Bunlar hiç lafzi ameller değil. Yani bakmayın siz işte arada ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz.
Arada işte Fatiha, Enemne Sahleke, İhlas bunları okuyoruz filan ama asıl olan şey bu zahiri meşguliyetin altında ve ötesinde kalbinizin yoğunlaşması, kalbinizin yönelmesidir yani. Bu yüzden kalbinize böyle bilhassa rabıtada ve virtte böyle bir anda uğraştığınız şeyin tamamen dışına çıkmış gibi hissedersiniz kendinizi. Ben bunları özellikle o göz yummanın tabii artık şeytan ve nefs dışarıdaki şeylerle sizi gözlerinizi kapattığınız için size bu sefer içeriden müdahale etmek zorunda kalıyor. Halbuki virdi bırak kalbine öyle şeyler gelmez. Rabıtayı bırak gözünü aç o düşüncelerin hiçbirisi gelmez. Değil mi? Gözünü yumup başladığın an o düşünceler hücum ediyor. Bunlar şeytan ve nefsin içeriden seni yıkmaya çalışmasıdır. Ama sen onun farkına gittikçe varıyorsun. Gittikçe varıyorsun, gittikçe varıyorsun, gittikçe yani bunlar gittikçe sıklaşıyor. Gittikçe sanki artıyor, artmıyor. Sen gittikçe daha çok fark etmeye başlıyorsun. Onlar var zaten orada kalbinde. Sen yıllardır onu kalbine doldurmuşsun. Farkında değilsin. Şimdi vir çekerek, rabıta kurarak ve hatmeye oturarak, hatmeye kacagan oturarak büyüklerin ruhaniyetinin ve üstadının sana teveccühünün bereketiyle sen yavaş yavaş bunların farkına varıyorsun. Ve artık farkına varıp bunları gördükten sonra bunları dışarı atmak, bunları kovmak kolaydır. Kolaydır. Nasıl kolaydır? Üstünde durmayacaksın. Üstünde kalmayacaksın. Yani onunla oyalanmayacaksın. Hemen kendini toparlayacaksın. Hemen kalbin tekrar yaptığın işe yoğunlaşacak. Hemen bakışlarını tekrar kalbine indireceksin. Gözün kapalıyken de kalbine. Ve mümkün mertebe başınız da önünüzde olsun. Çünkü kalbe gömülmek, kalbe yoğunlaşmak ve bunun en ilk yollarından biri olarak da gözü yummak bu yolun esasıdır. Siz gözünüz yumuk olduğu o anlarda ne elde ederseniz edersiniz. Mesela hesapların, amellerin Allahu Teala'ya arz ediliş zamanı iki tulu ve iki grup vaktidir. Yani sabah namazıyla güneşin doğuşu arasındaki fark, şey zaman, bir de akşam namazından sonra yatsıya kadar olan fark, şey zaman. Bu iki zaman Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs'e, bu iki zamanda bu yolun mensuplarının bir işi yoksa, bir engeli, mani yoksa mutlaka o zamanları gözleri kapalı olarak huzur halinde geçirmelerini söylüyor. Bir de bir şey daha bize uzak. Biz tabii bu devirde, bu ahir zamanda, metropollerdeki hayat tarzında, bu yediğimiz, içtiğimiz şeylerin emniyetsizliği, kazandığımız paranın bile helal veya haramlığı ile ilgili bir sürü şüphe ve tereddütlerin içerisinde belki bize biraz lüks bunu konuşmak yani. Ama Allah'ın rahmeti de çok büyüktür. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kuddise Sirruhu, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kaddesallahu Sellem, hepsi diyorlar ki, hayy-i mekan ve bast-ı zaman dediğimiz. Yani zamanın kısalması, uzaması ve mekanın kısalması, mesafelerin kaybolması, bu iki olay tayyi zaman ve basti mekan bilhassa tayyi mekan ve bastı zaman dediğimiz olay akşamla yatsı arası olur en çok. Bu vakit onun vaktidir yani. Allahu Teala size böyle bir şey lütfedecekse bunun ilk adımı, ilk nasibi, ilk kısmeti akşamla yatsı arasında olur. Bu yüzden büyükler akşamla yatsı arası eğer diyelim ki rabıtanızı bitiriniz, bir işinizden dolayı kalktınız. Yani rabıtanızı ta yatsıya kadar devam ettiremediniz. Arabaya bindiniz, buraya geleceksiniz, bir yere gideceksiniz, bir işiniz var filan. O zaman da konuşmayı bile hoş görmemişlerdir. Akşamla yatsı arası. Mümkün mertebe samt. Susmak da bu çünkü tarikatın usullerinden birisidir. Susmak, o anda susmak, o anda en azından dilinizin de dünya işleriyle meşgul olmaması. Hatta akşamla yatsı arası huzur, tayyi mekan ve basti zaman için o kadar elverişli bir zamandır ki büyükler, bu yolun mensupları akşamla yatsı arası vird ile meşgul olmayı bile hoş görmemişlerdir. Vird çekilmez mesela akşamla yatsı arasında Nakşibendi tarikatında. Çünkü tefekkür ve teslimiyet zamanıdır. Kendinizi büyüklerin merhametine, insafına ve onların tasarrufuna teslim etme zamanlarıdır. Allahu Teala maneviyattan bizi nasipsiz bırakmasın. Cenab-ı Allah artık bu devirde, bu ahir zamanda
Belki unutulmaya yüz tutmuş değil mi? Belki artık yavaş yavaş ümit kesilmeye başlamış olan bu büyük maneviyattan bize nasipdar eylesin. Allahu Teala bizi ilk günkü ta Şeyh Muhammed Üniversitesi Buhari Hazretlerinin şu yolunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz o yolda durmaya çalışıyoruz devam ettirmek derken. O yolla şereflenmeye çalışıyoruz. Bid'atlerden, hurafelerden uzak durmaya çalışıyoruz. Kendi aklımızın, mantığımızın değil mi? Kendi isteklerimizin tamamen ötesinde durmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe bu yola, bu yolun usullerine riayet ederek devam ettirmeye çalışıyoruz. Allahu Teala Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi büyüklerimizi, İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid gibi, Gavs-ı Hizan gibi büyüklerin verdiği müjdelerden bizleri nasipdar edesin. Bu yola taklitle giren bile tahkika ulaşır. Taklitle giren, taklitle. Ben gözümü yumuyorum. Şeyh Burhanettin gözünü yumuyor, onun için gözümü yumuyorum diyor. Taklit. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama o yapıyor, ben de onun aynısını, yaptığını aynısını yapıyorum. Böyle yapan da onun ulaştığı yere ulaşacak diyor büyükler. Bu büyük zatların bir müjdesidir. Yani bu bir efsane değil. Hazret Kaddesallahu aleyhi ve sellem Şeyh Muhammed Diyavuddin diyor ki ilk gelenlere, yeni başta gelenlere biz bu yolun nasiplerinin, bu yolun nimetlerinin büyüklüğünü anlatırsak inanmazlar bile diyor. Bir büyük zat Hasan-ı Basri zamanında bizzat diyor ki eğer şimdiki sultanlar, melikler, padişahlar Allah'ın bize verdiği nimetleri bilseler ve bunu savaşla, kılıç gücüyle elimizden alacaklarını bilseler, ordularıyla üzerimize sefer ilan ederlerdi diyor. Bu kadar büyük bir şey. Hiç küçük size zor ve uzak gelmesin. Uzak gelirse Allah uzak eder. Hiç bu tür şeyler size hikaye veya efsane gibi gelmesin. Evet diyor Hazreti Şeyh Muhammed Diyadin Kudüs'e diyor belki Zümrüdü Anka gibi bir şeydir bazı insanların gözünde. Anlatırsın bazı insanların gözünde belki diyor Kaf Dağı'ndaki bir masal gibidir. Ama Allah'ın gücü her şeye yeter diyor Şeyh Muhammed Diyadin. Hazreti Nurşin diyor ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah dilerse taşı elmas yapar. Allah dilerse kömürü elmas yapar. Allah'ın kudreti için bir sınır yok. Bu yüzden bu büyükler, bu Sadat-ı Kiram, bu silsilemizde bulunan zatlar bir nevi sihirli, bir nevi efsunlu, çok büyük bir cevher gibidirler. Öyle bir mücevher ki dokunduğun an sen de altın oluyorsun. Deyebildiğin an sen de aynı kıymete kavuşabiliyorsun. Bize hep böyle insanlara bir efsane gibi gelmiş. Ama bugüne kadar bu yol böyle gelmiş. Hep gelmiş, hep bu büyük zatlar yetişmiş yani. Her bir yetişeni bakıyorsunuz, anlatıyorsunuz veya düşünüyorsunuz, hayatlarına bakıyorsunuz. İnsan zannediyor ki kendinden önceki zaten hepsinden daha büyük zannediyor. Bu kadar büyük bir rahmet. Cenab-ı Allah bu rahmetten bizleri nasipsiz bırakmasın. Allahu Teala kalbini açabilenlerden eylesin. Allah Teala kalbine vakıf olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah vukufu kalbi bize nasip etsin. Allahu Teala gözlerimizi yummayı sırf salt böyle göz yummak değil de onun ötesine gidebilmeyi nasip etsin hepimize. Allah Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Dua edelim hastalarımızın şifa bulması için. Ölmüşlerimize rahmet olması için. Cenab-ı Allah darda olan, sıkıntıda olan, borçlu olan kardeşlerimize de bir rahmet kapısı açsın. Allah hepinizden razı olsun. Murat kardeşimiz bize bir ilahi okuyacak şimdi. Onu da dinleyelim. Ondan sonra yayınımızı kapatalım inşallah. Akşam olur, güneş batar, gönül derdi medet katar. Şu toprakta neler yatar, sen de bir gün öleceksin. Şu toprakta neler yatar, sen de bir gün öleceksin. Tövbe et ya var Allah'a, bir daha dönme günaha. Bu dünyadan göçüp giden, geriye dönmez bir daha. Bu dünyadan göçüp giden, geriye dönmez bir daha. Kimsenin kalbini kırma, seven kullar.
telden kan kaçırma. Sen de bir gün öleceksin. Fırsat elden kan kaçırma. Sen de bir gün öleceksin. Bu dünyadan göçüp giden, geriye dönmez bir daha. Allah razı olsun inşallah. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. El Fatiha.